Belirteçler eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ve görevce kendilerine benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman, yer, durum, nicelik ve soru yönünden belirten ya da kimi kez kısıp kimi kez güçlendiren sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu açıklamaya örnek olamaz? Yani hangisinde zarf yoktur diye soruyor. A. Siz yemeğe başlayın, ben de birazdan geliyorum. Geliyorum fiil yani eylem. Ne zaman geliyorum? Birazdan. Fiilin zamanını belirttiği için burada zarf var, zaman zarfı var hem de. B. Filmdeki adam bütün olan biteni birdenbire hatırladı. Hatırladı eylem. Nasıl hatırladı? Birdenbire. Nasıl sorusunu fiile sorduğum zaman gene zarfı verir. Durum zarfını. Burada da zarf var. C. Onun yaşamı kazandığı piyangodan sonra çok değişti. Değişti. Eylem. Ne kadar değişti? Çok değişti. Ne kadar sorusunu fiile sorarsam bana miktar zarfını verir. Burada da zarf var. D. Üzerinde renkli, gösterişli, güzel bir giysi vardı. Giysi, isim. Nasıl giysi? Güzel giysi. Nasıl sorusunu burada isme sordum. İsme sorduğum zaman bana niteleme sıfatını verir. Geldi işte cevabımız. E. Bu sınavda sınıftaki en iyi notu kim aldı? Not, isim. Nasıl not? İyi not. Nasıl sorusunu isme sordum. O zaman bana sıfatı verdi. Ne kadar iyi? Bu defa sorumu sıfata sordum. O yüzden buradaki ne kadar sorusunun cevabı olan en zarfı verir, miktar zarfını verir. Yani burada sıfatı belirten bir zarf var. Burada da zarfımız olduğu için cevap D. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme tür bakımından ötekilerden farklı kullanılmıştır? İkilemenin türü dediği ikilemeler isim olabilir, sıfat olabilir ya da zarf olabilir. Bakalım hangisi farklı? A. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza. Bakma fiil. Nasıl bakma? Kırgın kırgın. Fiile sordum nasıl sorusu bana durum zarfını verir. Yani burada zarf. B. Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa. Bakar fiil. Nasıl bakar? Ürkek ürkek. Fiile sordum nasıl sorusu bana gene durum zarfını verir. Burada da zarf. C. Zülüflerin tel tel olmuş örülmeyi örülmeyi. Olmuş fiil. Nasıl olmuş? Tel tel. Yine fiile sordum nasıl sorusunu. Yine durum zarfını aldım. Bu da gider. D. Bir bir söndü gözlerimin feri. Söndü fiil. Nasıl söndü? Bir bir. Yine nasıl sorusunu fiile sorduğum için. Bu da durum zarfı. Bu da gider. E. Sarı sarı yapraklar cansız mı sandın? Yapraklar isim. Nasıl yaprak? Sarı sarı. Burada nasıl sorusunu sordum ama isme sordum. İsme sorduğumda niteleme sıfatını bana verir. Cevap E. Garip sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf belirteç olarak kullanılmıştır? Zarflar fiilleri, fiilimsileri, sıfatları ve kendisi gibi diğer zarfları belirten sözcükler. A. Birkaç gündür durup dururken garip laflar ediyordu. Laf, isim. Nasıl laf, garip laf. Nasıl sorusunu isme sorduğum için bu sıfat olur, gider. Arabanın son günlerde garip bir gürültüsü var. Gürültü, isim. Nasıl gürültü? Garip gürültü. Yine isme sordum nasıl sorusunu. Bu da sıfat olur. C. Telefonda benimle çok garip konuştu. Konuştu, fiil. Nasıl konuştu? Garip. Burada nasıl sorusunu fiile sorduğum için burası zarf olur. Durum zarfı. Cevabımız geldi. D. Kitabın konusu güzel olduğu kadar da garip. Burada artık isim görevinde kullanılmış. Şöyle yazalım. Bu da gider. E. Bu akşam eve gelirken çok garip bir olay yaşadık. Olay, isim. Nasıl olay? Garip olay. Gene isme sordum. Nasıl sorusunun niteleme sıfatını aldım. Cevap C. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Sözcük türü dediği sıfat mı, isim mi, zarf mı, zamir mi, fiil mi bunları soruyor. Şıklarımızda zaten hep sıfat, zamir, zarf ve adlar var. Bakalım hangisiymiş? Yeşile hasret kaldığımız şu kış günlerinde köyümü çok özlüyorum. Özlüyorum fiil, özlemek fiil. Ne kadar özlüyorum? Çok. Fiili belirttiği için fiili belirten kelimeler zarf. Ne kadar sorusuna da cevap verdiği için miktar zarfı. Kış isim, zaten kış günleri isim tamlaması oluşturmuş. Şu kış ismi belirttiği için burada işaret sıfatı var. Sıfat diyelim, detaylarını sormuyor. Şıklarımızda da sıfat, ad, zarf, E şıkkında cevap E. Yer yön bildiren sözcükler adın durum eklerini alınca belirteç olmaktan çıkıp ad olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır? A. Çocukları hemen içeri çağırdım. Çağırmak fiil. Yer yön zarfımız var. İçeri ek almadığı için zarftır. Yer yön zarfı. Bu gider. Gürültüler çoğalınca aşağıya indim. Aşağı yer yöndür. Fiili de belirtir ama burada ismi ne haline almış. İsmi ne haline aldığı anda artık isim olur. Geldi cevabımız. Dışarı çıkmıştı. Ek almadığı için zarf. İleri gittik. Ek almadığı için zarf.
Geri çekmelisiniz, burası fiil. Geri ek almadığı için zarf. Bunlar zarf. Cevap B. Hepimiz umutlarımızı umutsuzca tüketiyoruz cümlesindeki umutsuzca sözcüğü görevi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki kısa sözcüğüyle özdeştir? Sözcüğün görevi dediği isim mi? Sıfat mı? Zamir mi? Zarf mı? Fiil mi? Buna bakacağız. Tüketiyoruz fiil. Nasıl tüketiyoruz umutsuzca? İsme sorduğum nasıl sorusu bana durum zarfını verir. Demek ki bunu arayacağız şıklarda. Kısa durum zarfı olacak. A. Kısa boy. Boy isim. Nasıl boy? Kısa boy. İsme sorduğum nasıl sorusu sıfatı verir. B. Kısa zamanda. Zaman isim. Nasıl zaman? Kısa zaman. Yine isme sorduğum nasılı sıfatı alırım. Kısa değil mi? Burada artık kısa isim olarak kullanılmış, yüklem olmuş. Aslında normalde kısa kelimesi sıfat olabilir, isimden önce gelirse, A ve B'de olduğu gibi fiilden önce gelirse zarf olur. Ama böyle tek başına kullanıldığında isim olur. Kısa konuştu. Bakın burada zarf olarak kullanıldı fiil. Nasıl konuştu? Fiile sordum nasıl sorusu bana durum zarfını verir. Cevabımız geldi. Burada da kısa saç, saç isim. Nasıl saç? Kısa saç isme sorduğum için niteleme sıfatını aldım. Cevap D. Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan hangisi zarftır? A. Neler söylemen gerektiğini biliyor musun? Burada fiil. Kimi arıyormuş adam? Bizim Ali'yi. Bizim zamir. Ali de isim. Bu da değil. C. Bana yardım eder misin? Elbette. Geldi işte burada zarf. Elbette. Kesinlik bildiren durum zarfı olarak geçer. Cevabımız bu. D. Bu kalemlerden hangisi senin? Kırmızı olanı. Burada fiilimsi yapmış artık. An fiilimsisi var. E. Nasıl bir gömlek arıyorsun? Kareli. Kareli gömlek. İsmi nitelediği için bu da sıfat olur. Cevap C. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ne güç varabilmek birdenbire? Şıklarımıza baktığımızda hep zarflar vardı. O yüzden zarflara odaklanarak okuyacağım. Varabilmek fiilimsi. Fiilimsileri belirten kelimeler de zarf olur. Önce zarflar neleri belirtir onları söyleyelim. Zarflar fiilleri belirtir, fiilimsileri belirtir, sıfatları belirtir ya da yine kendisi gibi zarfları belirtir. Varabilmek fiilimsi. Birdenbire varabilmek. Burada fiilimsiyi belirttiği için birdenbire zarf. Nasıl birdenbire? Nasıl sorusuna cevap verdiği için durum zarfı. Durum zarfı var mıydı? Evet gider. Ne güç varabilmek? Burada ne kelimesi çok anlamında yani çok güç. Çok anlamında buradaki güç kelimesini, güç de zarf çünkü fiilimsiyi belirtiyor. Güç kelimesini belirttiği için bu da zarf olur, miktar zarfı olur. Ne güç varabilmek, çok güç varabilmek, miktar zarfı da gider. Günün güneşin lezzetine nasıl getireceğiz aydınlığı? İşte geldi bir tane daha, burası fiil. Nasıl getireceğiz fiili belirttiği için soru yoluyla, soru zarfı da gider. Karanlık bulaşıyor her gece insanın etine. Her gece bulaşıyor, bulaşıyor fiil. Ne zaman bulaşıyor? Her gece ne zaman sorusu da zaman zarfını verir. Şiirimizi okuduğumuzda yer yön zarfı yok. O yüzden cevabımız D. Aşağıdakilerin hangisine nitelikçe üstünlük anlamı veren bir zarf kullanılmıştır? A. Ben senden daha heyecanlı bir insanım. İnsan isim. Nasıl insan? Heyecanlı insan sıfat. Ne kadar heyecanlı? Daha heyecanlı. Sıfatın derecesini belirttiği için burada üstünlük zarfımız var. Cevabımız hemen geldi. B. Bakalım en iyi notu hangimiz alacağız? Not isim. Nasıl not? İyi not. Nasıl sorusunu isme sorduğumda niteleme sıfatını verir. Ne kadar iyi? En iyi. Bu en üstünlük zarfı diye geçer. Üstünlük zarfı daha ile en üstünlük zarfı en ile yapılır. Burada en üstünlük var. Bu gider. C. Çok soğuk olunca kaloriferi erkenden yaktık. Burada olunca fiilimsi. Soğuk olunca durum zarfı. Nasıl olunca? Soğuk olunca. Çok soğuk miktar zarfı. Herhangi bir üstünlük belirtmiyor. Sadece miktar belirtiyor. D. Sen de benim kadar yetkilisin bu konuda. Burada bir eşitlik anlamı var. Bu gider. E. Önce biraz dinlenelim. Yemeği sonra yeriz. Dinlenelim. Fiil. Ne kadar dinlenelim? Biraz dinlenelim. Burada da sadece miktar belirtiyor. Herhangi bir üstünlük yok. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır? Soru anlamı zarfla sağlanmıştır soruyor. A. Hangi elbiseyi daha çok beğendin? Hangi elbise? Burada ismi belirttiği için soru sıfatı. B. Sabahtan beri ne susuyorsun? Kısa yoldan ne'nin yerine niçin koyarız? Eğer uyuyorsa zarftır. Sabahtan beri niçin susuyorsun? Uydu. İşte geldi cevabımız soru zarfı. C. Niçin ağladığını bana söyledi mi?
Niçin var? Evet, zarf ama soru anlamı demişti, çizmiştim bakın. Burada soru anlamı mi edatıyla sağlanmış, soru edatıyla. Size kısa bir yol. Eğer soru kelimesi var, bir de edat varsa soru anlamını veren daima edattır. Bu gider. D toplumdaki alışveriş çılgınlığı nereye gidiyor? Nereye ismin yerini tuttuğu için zamir. Bu gider. E masanın üstündeki kitaplar kimin? Burada da kimin ismin yerini tuttuğu için zamir. Bu da gider. Cevap B. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Gece lisana gelince dinle der kendi dilince. Ta derinden ince ince bir çocuk ağlar uzakta. A durum belirteci, durum zarfı. Şuradaydı. İnce ince ağlar, ağlar fiil. Nasıl ağlar? İnce ince ağlar nasıl sorusuna cevap verdiği için burası durum zarfı olur. B belirteç görevli ikileme. İkilememiz şuradaydı. İnce ince zaten bakın fiili niteledi. Belirteç görevli bunu bulmuştuk zaten. C sıfat tamlaması bir çocuk. Çocuk isim. Şurada da belgisiz sıfatımız var. Sıfatın olduğu yer komple sıfat tamlaması olur. Yer yön belirteci yok. Cevabımız geldi. E ad tamlaması onu da bulalım. Kendi dili. Kendi zamirdir. Dili. Şurada da tamlanan ekimiz var. Belirtisiz isim tamlaması. Buraya da ad tamlaması diyelim. Bu da gitti. Cevap D. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün görevini olduğu gibi üstlenen bir sözcük aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır? Sözcük görevi dediğine göre sözcüğün görevi isim mi? Sıfat mı? Zamir mi? Zarf mı? Fiil mi? Bunu soruyor. Bir de burada demiş ki olduğu gibi. Çünkü zarflar çeşitli sözcükleri niteleyebilirler, belirtebilirler. Mesela fiili belirten zarf var, fiilimsiyi belirten zarf var. Zarfı belirten zarf var, sıfatı belirten zarf var. Olduğu gibi dediğine göre o detayları da istiyor. Çok iyi şiir yazdığını yıllar sonra öğrendik. Şimdi birlikte bulalım. Şiir isim. Nasıl şiir? İyi şiir. İsmi nitelediğine göre bu sıfat olur. Ne kadar iyi? Çok iyi. Burada sıfatı niteleyen bir zarf var. Yani biz de buna dikkat edeceğiz. Sıfatı niteleyen zarfa dikkat edeceğiz. A. En kötü günlerimde hep yanımdaydı. Gün isim. Nasıl gün? Kötü gün. Bakın nasıl sorusunu sordum. İsme sıfatı aldım. Ne kadar kötü? En kötü zarf. Cevabımız hemen geldi. Bakın burada da sıfatı niteleyen zarf var. Olduğu gibi yani aynen dediği için ben de bunu aramıştım. Çıktı cevabımız. B. Çok bekledim. Bekledim fiil. Ne kadar bekledim? Çok. Burada da zarf var ama fiili niteliyor. Fiili belirtiyor daha doğrusu. O yüzden onu eliyorum. Çünkü olduğu gibi dedi. C'de hiç sevmezdi. Yine burada fiil var. Burada fiili belirten bir zarf var ama bizden aynısını sıfatı belirten istediği için bu da gitti. D. Daha çok çalışmalısın. Çalışmalısın fiil. Ne kadar çok. Zarfımız geldi. Ne kadar çok daha çok. Burada derecelendirme zarfı geldi. Burada zarfı belirten zarf var. Bizden sıfatı belirten zarf istediği için bu da olmaz. E. Dolapta dünkü börekten biraz kalmış. Kalmış fiil. Ne kadar kalmış? Biraz miktar. Burada fiili belirttiği için bu da olmaz. Cevap A.